Bir diğer sitting fonksiyonumuz substring fonksiyonudur. Sitting fonksiyonları içerisinde en önemlisi de diyebileceğimiz bir fonksiyondur. Neden hocam? Çünkü arkadaşlar şöyle bir yola çıkarak açıklamada bulunayım. Bilenler biliyor, hani az buçuk takip edenler bilir ki ben bot yazılımları geliştiriyorum ve geliştirdiğim bot yazılımlarında çok derin algoritmalar kullanıyoruz. Bot yazılımı nedir diye sorarsanız eğer, bot yazılımı belirli bir kaynaktaki veriyi işleyip anlamlı hale getirip başka bir kaynağa set eden ya da bunları anlamlı hale getirdikten sonra analiz verileri olarak kullanmamızı sağlayabilen, işte istatistiksel çalışmalar yapıp gene analiz verileri olarak anlamlı bir şekilde karşımıza sunan, senin benim yapacağımız işlemleri otomatik yapan yazılımlar. Dolayısıyla bu yazılımlarda en çok şöyle bir durum söz konusu. Belirlediğiniz kaynaktan verileri alırken alınan bu veriler genellikle string olarak alınır. Şimdi çünkü kaynaklar farklı farklı türlü türlü kaynaklar olabilir. Onun için C#'taki bütün türlere karşılık gelecek şekilde alamazsın. Sen değeri string olarak alır. Artık dilin kendine özgü bir şekilde buradaki gelen string'i parse edip, parçalayıp, gerekli string fonksiyonlarını uygulayıp, uygun değerleri içerisinden alıp, dildeki uygun türlere dönüştürürsün. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Gelen kompleks bir veri de olabilir, basit veri de olabilir. Ama ve lakin bunların üzerinde, yani ilgili gelen verinin üzerinde çalışmayı yaparken kesinlikle string fonksiyonları üzerinde çalışmamız gerekecektir. Velhasıl kelam, string fonksiyonlarında bu bot yazılımları olsun, derinlemesine algoritmalar olsun, işte string üzerinde kompleks çalışmalar vesaire olsun, bu tarz yapılanmalarda çalışırken buradaki fonksiyonlardan remove, replace, split gibi fonksiyonlar aşırı derecede kullanılır. Ve bunların arasında biri vardır ki substring çok ama çok kullanılır. Yani bana sorarsanız eğer istatistiksel olarak hangisi daha çok kullanılıyor diye sorduğunuzda ben substring derim. Kesinlikle bileceksin. Bak bir yazılımcı hiçbirini bilmiyor. Substring cebinde olacak. Çünkü substring evrenseldir. Yani Java'da da var, JavaScript'te de var. Tamam ya, split yok mu hocam? O da var da yani substring'i daha çok kullanıyoruz. Anlaşıldı mı? Hiç yoktan yapacağın algoritmalarda sana eşlik ettiğini göreceksin. Siz ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok substring fonksiyonunun ve bunun gibi string fonksiyonlarının hangilerinin daha kritik olduğunu anlayacaksınız. Bunlarla ilgili size yardımcı olacak bir eğitimim var. O da algoritma eğitimleri. Ara ara onlara girip de çözümleri arkadaşlar, yani belirli sorulara karşılık farklı yaklaşımdaki çözümleri değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Orada elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Oradan incelerseniz string fonksiyonların ne kadar kritik ve anlamlı fonksiyonlar olduğunu ve hangilerinin daha önemli olduğunu oradan anlayacaksınız. Velhasıl şimdi gelelim substring neye yarıyor? Şimdi substring arkadaşlar elimizdeki metinsel ifadede belirli bir değer aralığını almamızı sağlıyor. Bu kadar. Bak bu kadar. Elindeki bir ifadenin belirli bir değer aralığını elde edebilmek, orada işlem yapabilmek istiyorsan substring ile çalışman lazım. Şimdi gelin bunu yazalım. Metinsel ifadenin belirli bir aralığını elde etmemizi sağlar diyelim. Elde edip çalışmamızı sağlar. Dolayısıyla bakın nasıl çalışmamızı sağlıyor. Şimdi substring diyor metine. Şimdi bunda iki tane overload var. Bu ikinci, ilk overload olarak arkadaşlar start index, yani bir index var kardeşim bana diyor. Örneğin 5 değerini verdiysem bu şu anlama gelecektir. 5. indeksten sonra, 5. indeksten sonuna kadar tüm değerleri getir anlamına gelecektir. Sonuç olarak bana ne getirecek? Bakın string olarak getirecektir. Gene insert'te, remove'da, replace'de olduğu gibi string'i orada arkada üretip sana döndürecek. Var olanı bozmayacaktır. Yani metinde direkt şuradakileri silip işte 5'ten sonrasını getir, öncesini sil gibi çalışma yapmayacaktır. Velhasıl arkadaşlar şöyle şurayı alalım. Console write line'da yazdıralım. Şimdi benzer mantıkla ikinci overload'a göz atarsak, ikinci overload'da ise arkadaşlar eleman sayısını belirtiyorsun. Yani diyorsun ki 5'ten başla, 10 adetini getir. Dolayısıyla 5. indeksten 10 karakter getirecektir. 5. indeksten başlayacak, 10 karakter getirecektir. Gelin bunları ekrana yazdıralım. Evet, görüldüğü üzere ya bu kadar basit bir fonksiyon, bu kadar basit bir fonksiyon ama çok önemli ve çok kritik noktalarda inanılmaz işimize yarayan bir fonksiyondur. Tabii dikkat etmeniz gereken nokta ilk yazılan değerler indeks, yani sıfır, sıfırdan başlayacak mantıkla düşüneceksiniz. Sen şuradan başlatacaksan eğer 3'ten değil 2'den başlatacaksın, 0, 1, 2, ona dikkat ediyorsunuz. Bazen öğrenciler ya da çalışanlar bu indeks noktasında hata yapabilmektedirler.
Evet, substring fonksiyonu da bu şekilde. Bundan sonraki fonksiyonlarımız inanılmaz derecede kolay ve hani daha sonra öğrenseniz de olacak cinsten, ama biz yazdığımızdan dolayı tek tek gene incelemeye devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere diyelim.